Evet. Devam ediyoruz. Mekke'den Medine'yi, Medine-i Münevvere'den Mekke'yi okumaya devam ediyoruz. Artık iki şehrin buluşmasına yaklaştık. Mekke ile Medine arasındaki o kritik noktadayız Allah nasip ederse. Hicreti, hicretin hemen arkasından Medine-i Münevvere'deki cereyan eden hadiselere geçmeden Medine-i Münevvere'de kurulan Fetih ordusunu Allah nasip ederse yavaş yavaş konuşup Medine-i Münevvere'nin kapılarından içeriye girmeye inşallah niyet ettik. Allah kolaylaştırsın. Allah inşallah Medine'lerimizi hayatımızın her aşamasında bizler için müesser kılsın inşallah. Evet. Bu hafta yeni kardeşlerimiz var. Allah kendilerinden razı olsun. Böyle bazen yüzler değişiveriyor. Kardeşlerimiz gidiyor. Geliyorlar elhamdülillah. Bu hafta Huzeyfe kardeşimiz bizlerle beraber. Huzeyfe önce şu kendi bize bir tanıt bakalım. Nesin, necisin? Huzeyfe Gültekin. Hı hı. Psikoloji öğrencisiyim. Hı hı. Ankara Üniversitesi'nde. Hı hı. Öyle yani abi. Evet. 20 yaşındayım. <laughs> 20 yaşındayım. Evet. Abi şimdi... Bu cihette bu konuşmuş olduğumuz mevzular sende neyi uyandırdı? Abi bu hicret olayına baktığımız zaman işte orada öncesinde sonrasında yaşananlara baktığımız zaman hani bu başarı dediğimiz şeyin ölçüsü ne oluyor yani? Çünkü hani bugün başarı işte fetih olarak adlandırdığımız şeyler hep hani hüsranla sonuçlanıyor. Yani nedir başarı yani? Ben bunu merak ediyorum. Değil mi yani başarı demiş olduğunuz şey bugünkü insanın başarı Algısına baktığınız zaman nedir o? İşte e, mutlu olacaksın, zengin olacaksın, kuvvetli olacaksın, kudretli olacaksın. E, mutluluk hormonları en üst düzeyde salgılanacak. En çok alkışı sen alacaksın. En çok takdir dolu bakış sana serd edilecek, sana sevk edilecek. Birileri tarafından en çok sen gıpta edileceksin. Ya işte bak ne kadar filan denilecek. Değil mi? Doğru ama baktığınız zaman bu cihette baktığınız zaman Allah affetsin Rabbim bizleri muhafaza buys Allah'ın peygamberleri son derece başarısız ya <laughs> böyle baktığınız zaman yani virgül hareketiyle beraber virgülü sağa sola kaydırmak suretiyle başarıyı veya başarısızlığı tanımlamaya kalkacak olursak Allah'ın peygamberleri çok başarısız. Ben bazen kardeşlerime şöyle diyorum düşünün ki bir şirketin siz insan kaynakları müdürüsünüz ve önünüze şöyle bir CV geldi. Ne yazsın bu CV'de? Bir. Bu CV'deki insanın düzenli bir ailesi olmasın. İki. Bu CV'deki insan sosyal çevresi tarafından mahzurlu, problemli birisi olarak tanımlanmış olsun. Üç. Bu CV'deki insan akrabaları tarafından çok kötü bir isimle beraber takbih edilmiş olsun. Dört. Bu CV'deki insan içinde yaşamış olduğu şehir halkı tarafından Yaşamış olduğu şehirden kovulmuş olsun. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hülasa bir sürü şey. Böyle bir adamı kendi işinizin işine almak ister misiniz? Ama bakıyorsunuz Allah Resulü Efendimiz bu söylenen hadiselerin hepsi onun etrafında cereyan etmiş. Ebu Leheb ve karısı. Allah Resulü Efendimiz'in gezmiş olduğu her yere ellerindeki dikenleri, pislikleri bırakmak suretiyle onun arkasından bağırıyorlarmış. Hey bakın, sakın onu dinlemeyin. Biz onun akrabalarıyız, amcasıyız. O kendi kavmi arasında bozgunculuk çıkartan birisidir diye bağırıyormuş. Bakıyorsunuz Allah Resulü Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyorken dönüyor. Mekke'ye doğru bakıyor. Ben... Mekke-i Mükerreme'ye hac için, umre için giden kardeşlerime diyorum ki dönün ve Resulullah'ın baktığı gibi Mekke'ye bakınız. Allah Resulü Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrılıyorken hicret için dönüyor, geriye doğru bakıyor ve diyor ki ey şehir ben sana karşı muhabbetle doluyum. Ama senin evlatlarındır beni buradan çıkartan. Bakıyorsunuz Hazreti Resulullah oradan çıkartılı vermiş. Herkese. Hazreti İsa'nın pratiğine bakın. Hazreti Yusuf'un pratiğine bakın. Hazreti Yakub'un pratiğine bakın. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın pratiğine bakın. Onların hayatlarında görüyorsunuz ki bugün bizim başarı, zenginlik, servet, mutluluk demiş olduğumuz şeyin onların hayatlarında bir karşılığı yok. Hazreti Musa bir akşam vakti bir grup vakti Güneş artık batmak üzereyken bakıyor ki kimsesi yok, tanıdığı hiçbir yer yok. Medyen denilen bir yerde hiç kimse yok. Ve bakıyor demek ki güneşe öyle bir mahzuniyet içinde diyor ki ya Rabbi senden gelecek hayrın her türlüsüne muhtaçım. Öylesine fakirim ki, öylesine kimsesizim ki senden gelecek hayrın her türlüsüne muhtaçım. Ama bakıyorsunuz Hazreti Kur'an Resul-i Ekrem Efendimizin ortaya koyduğu pratik bize bir şeyi gösteriyor. Ne o? Ee, mübarek kardeşim, başarı demiş olduğunuz şey, sizin yaratılış esnasında sizin işinize konulan o hikmete uygun hareket edebilmeniz. Siz eğer onu gerçekleştirip özgür olabiliyorsanız, hür olabiliyorsanız, siz onu gerçekleştirip mücadele etmeyin bedel ödemeyi göze alabiliyorsanız sizler hürsünüz, insansınız ve başarılısınız. Devamlı burada şöyle bir formülasyonu dillendiriyoruz. Bizler zafer ehli değiliz. Bizler sefer ehliyiz. Bizler yürürüz. Yürüyeceğiz. Bir ömür boyu yürüyeceğiz. İlkeli bir şekilde mustakim İstikamet dairesinde yürüyeceğiz. Sahabe-i İkram efendilerimiz yürüyü verdiler. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu en müyesser fetih olarak nitelendiriyor. Hicretten sonra hemen inen ayet-i kerimeye bakıyorsunuz. Bu en müyesser gerçekleşmesi en kolay bir fetih olarak nitelendiriliyor. Ama ne sahabe-i ikram efendilerimiz, ne Resul-i ikram efendimiz, ben kardeşlerime hep onu söylüyorum. Kronometre derdinde olmamışlar. Tabela derdinde olmamışlar. Bugünkü insanların belki de en çok kaybetmiş olduğu yerlerden birisi bu. Bu başarı fiksasyonu denilen hadise. Zavallı ortaokulda okuyan çocuk kurban edilir. Ne için? Bir takım sınavlarla göğe en üst seviyede bir liseye gidebilmek için. Liseyi bitiren çocuk kurban edilir. Ne için? Üniversiteyi bitirmek için. Üniversiteyi bitiren çocuk kurban edilir. Ne için? Şunun için, bunun için, şu, bu filan. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki insanlar artık cevap veremez hale geldiler. İnsanlara soruyu soruyorsunuz. Önce sorunun ne olduğunu anlayabilmek için birkaç dakika geçiyor kafasında. Tartamıyor soruyu. Şıkkı yok mu diyor basit soru için nahi adam diyor ki ya bunun cevap seçenekleri nerede? Öyle bir kültürlemişiz ki insanlar artık böyle A, B, C, D bilmem ne filan. Bu kafayla düşünmeye başladılar. İşte bu başarı fiksasyonu beraberinde müthiş bir gerilim getirdi. Hiçbir hiçbir hiçbir, hiçbir başarı adına dikilen put bir insanın kendi çocuğunu Kurban etmesine sebep olmamalı. Bugünkü insanın en büyük açmazlarından birisi maalesef budur. Resul-i Efendimiz, Sahabe-i Ekrem Efendimiz son derece fıtri ve insani yaşadılar. Onlar biliyorlardı ki, mücadele onlardan, tevfik, muvaffakiyet, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den kardeşlerimizden birisini ziyaret ettim. Vücudunun yüzde doksan yedisi engelli. Vücudunun yüzde doksan yedisi engelli. Nasılsın kardeş Cazım dedim. Ben çok mutluyum dedi. Nasıl dedim. Ben dedi Rabbimle ortak oldum dedi. Yani dedim ben bir konuda yapabileceğim her şeyi yapıyorum dedi. Sonra elimi açıyorum dedi. Diyorum ki ya Rabbi ben yapabileceğimi yaptım. Bundan sonrası senindir, sendendir. Ve mutluyum dedi. Ama bir yandan da bakıyorsunuz. Birileri başarısızlık adı altında her türlü ahlaksızlığı, meşrulaştırıyor. Birileri de başarı adı altında hiç verilmemesi gereken tavizleri veriyor. Hiç verilmemesi gereken kurbanları kesiyor, atı veriyor. E ben kardeşlerime hep onu söylüyorum. Bu hayat bir defa yaşanacak bir şey. Ve en büyük başarı izzetle yaşayıp izzetle alır. İmam Şamil rahmetullahi aleyhi öyle diyor. Bu hayatta gerçekleştirilmesi gereken en mühim vazife izzet ile ölmektir diyor. Aman ufak istasyonlarda durmak yok. Başarı adı altında bize yutturulmaya çalışılan o ufacık şekerlerle gazozumuza atılacak şekerlerle geçirecek vakit yok. Eyvallah. Olmaz mı? Evet. Olsun. Ve Mücahit abi. Bugün aramızdaki en yakışıklı, en karizmatik ve gömleği itibariyle bana en sempatik gelen kardeşim. Allah razı olsun. Abi. Eyvallah. Şu mikrofonla biraz yaklaştırırsa. Ay maşallah. <laughs> i̇sim, i̇sim, isim kısa künye ne iş yapıyorsun? Necisin? Ya, Mücahit Taşçı. Hı -hı. Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisiyim. Hı -hı. Buralardayım. <laughs> Ankara. <laughs> Öyle abi. Abi e, soruma gelince de Huzeyfe'nin de sorduğu soru üzerinden hani başarıyı konuştuk. Yani İslam tarihi açısından da başarıya örnek olarak hani Mekke'nin fethini verebiliriz. E, Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethi için tasarladığı strateji ve bu strateji doğrultusunda izlediği adımlar nelerdi ve e, mücadele pratiği açısından bizim çıkarmamız gereken dersler nedir? Bunu merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Emin olabilirsin, ben de bunu çok merak ediyorum. Çünkü biz bugün mücadele denince, zafer denince böyle hemen şey bir şey istiyoruz. Bir anda olsun, yapalım, edelim, tamam mı? Yani böyle. Ne bekliyoruz ki filan? Niye gelmedi? Ve hemen gerçekleşecek bir şey olarak bakıyoruz. Oysa ben kardeşlerime hep şunu söylüyorum. Fetih istiyorsanız Mekke'nin fethini defaten okumalısınız. Siyer'in içinde Mekke'nin fethini okumalısınız. Çünkü bu bir fetihtir. işgal değil. Fetih açmak, imar etmek, güzar etmek demektir. İşgal dediğiniz şey nedir? Girersiniz bir yerde ve patır 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 domino taşları gibi yıkarsınız ne varsa önünüzde. Gittiğiniz gibi geri dönersiniz. Ama fetih ne demek? İmar etmek, fethetmek, gülzar etmek demek. Ve Berazuri kendisi diyor ki Buldan'da kalpleri fethetmek, şehirleri fethetmekten çok daha zordur. Şimdi bu bir fetihse siz bunu planlayacaksınız. Bu fetihse siz bunun için dua edeceksiniz. Ama bu bir işgalse hiç uğraşmanıza gerek yok. Kırabildiğiniz kadar gönül kırın, yakabildiğiniz kadar can yakın. Ama bugün Mekken'in fethini biz okumak zorundayız. Eğer kardeşlerime diyorum ki bir fitne zamanından geçiyorsak yapılması gereken en önemli şeylerden birisi Hazreti Ömer okumalar. Hazreti Ömer'in hayatını iyi bilmek zorundayız. Çünkü Hazreti Ömer Resulü Ekrem Efendimizin beyanıyla beraber fitneyle Müslümanlar arasındaki demir kapıdır. Bizler Hazreti Ömer'i çok iyi tanımak zorundayız. Şimdi bu keyfiyet ile beraber baktığınızda görüyorsunuz ki Mekke'nin fethi Resul-i Ekrem Efendimizin hicretiyle başlıyor. Allah Resulü Efendimiz gelen ayet-i kerimelerle beraber daha Mekke'den ayrılıyorken Mekke'nin fethiyle alakalı yeni bir eğitime, yeni bir ufuk inşasına tabi tutuyor. Ve Allah Resulü Mekke'yi medine Medine'yi münevvereye gelince stratejik bir takım adımlamalar yapıyor. Bir, Mekke'yi sosyal açıdan çok iyi bir şekilde tahlil ediyor. Ekonomik açıdan öyle, siyasi açıdan öyle. Bakıyor. Mekke'nin olmazsa olmaz tahıl ambarı neresi? Yemame. Allah Resulü Efendimiz ilk olarak Yemame'nin reisi Sumame bin Usal ile beraber bir ticaret anlaşması yapıyor. Yemame'yi Medine İslam Devleti'ne müttefik yapıyor. Ne zaman? Muhtemel bir fetih hareketinde Yemame'nin Mekke ile olan irtibatını kesiveriyor. İki, Mekke için olmazsa olmaz bir başka şey var. O ne? Mekke bir ticaret şehri. Ve iki ticaret yolu çok önemli. Peygamberimizin dedelerinden olan Haşim'in kurmuş olduğu adına ilaf denilen bir ticaret sistemi var. Bu ney? Anlaşmalı tüccarlar bunlar. Hani biz Kureyş Suresini okuyoruz ya orada da bahsedilir bundan. Yaz ve kış seferlerinden bahsedilir. Baktığınız zaman Mekke-i Mükerreme iki ticaret yolunun üzerinde kurulmuş bir geçiş noktasıdır. Bunlardan birisi Suriye-Şam ticaret yolu, ötekisi Yemen ticaret yolu. Allah Resulü Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye mütevellit olarak gerçekleştirilecek, mütevecih olarak gerçekleştirilecek bir fetih hareketiyle alakalı bakıyorsunuz. Önce bu iki ticaret yolu üzerindeki bütün kabilelerle, Oradaki bütün aşiretlerle beraber Allah Resulü Efendimiz anlaşma yapmış. Bir başka şey. Allah Resulü Efendimiz yalnızca planlanmış orta veya uzun vadeli bu stratejik hedefleri yapmakta kalmıyor. Aynı zamanda gerçekleşen nokta mikro hareketleri, o anla gerçekleşen hareketleri de okuyor. Nasıl? Kıtlık çıkıyor Mekke-i Mükerreme'de o bölgede kıtlık çıkıyor. Allah Resulü Efendimiz sahabe kiram efendilerimizle beraber 500 altın dinar değerindeki bir meblağı Mekke'ye gönderiyor. Diyor ki gidin bunu Mekke'de insanlara hediye edin ve deyin ki bunu size akrabanız ve akrabalarınız buradan bu şehirden kovmuş olduğunuz akrabalarınız sizlere bir iyilik olarak gönderdi. Şimdi bunun Mekke'de yaşayan insanlar üzerinde nasıl bir aksül amel meydana getirebileceğini sosyal psikoloji açısından zannediyorum her birimiz tahmin edebiliriz. Yine siyasi açıdan bir bakıyorsunuz batıda Mekke'nin en çok ihtiyaç duymuş olduğu müttefiklerden birisi Yanbu Allah Resulü Efendimiz bir liman şehri olan Yanbu'ya ulaşması noktasında da Mekke-i Mükerreme'nin bu manada onlarla irtibatını kesi veriyor. Ve ondan sonra cereyan eden bir şey var ki Hudeybiye. İsterseniz bugün Hudeybiye'de kalalım. Allah nasip ederse haftaya Hudeybiye'yi Hudeybiye'den sonra meydana gelen fethi, Mekke'nin fethinin İslam ve dünya tarihi açısından önemini konuşmaya devam ederim inşallah. Bu hafta Cenab-ı Hak bize iki aziz misafir nasip etti. Huzeyfe kardeşimiz ve Mücahit kardeşimiz. Evet, niyetimiz ve niyazımız. Hazreti Resul Ekrem'in ve onun aziz arkadaşlarının takip etmiş olduğu çizgide onların adımlarını takip edebilmek, kendi hayatımızı bu potata yaşanır bir hale getirebilmek. Rabbimiz inşallah bu niyet ve niyaz ile yaşamayı bu niyet ve niyaz ile bu ikrar üzere kendi katına çıkmayı bizlere nasip eylesin. Ve duamız Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Cennet özler üç kişiyi. Ammarı Selman'ı, Ali. Cennet özlesin bizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.